Medine-i Münevvere'den Mekke'ye doğru giderken kıymetli kardeşlerim, yaşanan bir hadise insanın gözünü yaşartır. Şu yaşamış olduğumuz zalimliklere, şu yaşamış olduğumuz merhametsizlik örneklerine karşı mutlaka zihnimizin bir köşesinde kalması gereken muhteşem bir nebevi tablodur. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yolda giderken yolun kenarında yeni yavrulamış belli ki yavrularını emziren bir köpek görür. Küçük köpek yavruları anne köpeği annelerini emmektedirler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam belli ki arkadaşlarının çok kalabalık çünkü farkında olmaksızın yavrularını emziren anne köpeğe, annelerini emen yavru köpeklere zarar vermesinden endişe etmiş olacak ki arkadaşlarından bir tanesini çağırır ve bir talimat verir. Ordu geçişini tamamlayıncaya kadar bu köpeklerin başında nöbet bekleyeceksin. Farkında olmaksızın hiçbir arkadaşım köpeklere zarar vermesin diye. Biz kıymetli kardeşlerim, köpekler rahatsız olmasın diye, annelerini emen yavru köpekler, yavrularını emziren anne köpek rahatsız olmasın diye, ordusunun yolunu değiştiren Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Hiç bu merhametsizlik görüntüleri bize yakışıyor mu? Hiç köpeği boynundan bağlayıp da, boynuna bir tasma bağlayıp da, arabanın arkasına takarak can verinceye kadar koşturmak, sürüklemek bize yakışıyor mu? Hiç gördüğümüz bir canlıyı, kediyi, köpeği, kuşu, başkalarını tekmelemek bize yakışıyor mu? Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam hayvanlarımızı kurban ederken bile اِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسُنُوا ذِبْحَ Boğazladığınız zaman boğazlamayı güzel yapın. Kör bir bıçakla bir hayvanı kurban etmeye, kesmeye çalışan bir arkadaşını görünce اَتُرِيدُ اَنْ تُم۪يتَهُ مَوْتَاتٍ Yani senin niyetin bu hayvanı birden fazla birkaç kez öldürmek mi? Ne yapıyorsun diye uyardığını biliyoruz. Kıymetli kardeşlerim, hayvana bütün canlara olduğu gibi hayvanlara şefkat ve merhamet imanımızın bize yüklemiş olduğu görevlerdendir. Biz merhamet abidesi, alemlere rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmetiyiz. Ona layık ümmet olmak istiyorsak elbette elimizden, ayağımızdan, gözümüzden, kulağımızdan sadece şefkat ve merhamet sadır olmalıdır.